Bugün toplantıyı daha önce de konuştuğumuz gibi Alessandro Braceschi yönetecek. Milli takımımızın kondisyoneri. Kendisini yakından tanıyorsunuz zaten. O da kendini tanıtacaktır. Ali'cim, you can start if you want. Okay, so as Peli said, my name is Alessandro Braceschi. I'm currently working for TVF, Turkish Volleyball Federation. So I'm the physical trainer of the women team. And I'm working also for Fenerbahçe men volleyball team. Alex, Merhaba. can I stop you? Yes. Pelin'in de söylediği gibi ismi Alessandro Bacheschi. Şu anda hali hazırda Türkiye Voleybol Federasyonu'nda ve milli takımlarda çalışıyorum. Ayrıca Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda kondisyonerliğini yapmaktayım. İyi bayramlar herkese. Öncelikle TVF Giovanni ve Pelin'e teşekkür etmek istiyorum bu toplantı için. Şimdi burada benim Türkçe bitti. English başlayacağım. It is always very nice to have the opportunity to share my work, my ideas, and my approach, especially, you know, of course, about volleyball. So thanks everybody to be here tonight. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum burada oldukları için. Böyle bir opsiyon bulmak, böyle bir şans bulmak her zaman çok çok iyi. Özellikle benim voleybola yaklaşımımı, benim antrenmanlara yaklaşımımı ve benim nasıl bir yol izlediğimi paylaşabilecek ortamları sağlıyor olmak ve ortamlarda buluşuyor olmak her zaman için çok çok mutluluk verici. If at any point of my discussion you don't understand something, please just raise your hand. I don't know if there is this option in the settings, or just write a question, and Alper and Pelo will stop me because, of course, we are not talking about volleyball. We're talking about physical training, so maybe a little bit harder for some of you. Eğer ki söylediğim şeylerle alakalı aklınıza takılan herhangi bir şey benim aktaramadım ya da sizlerin anlamadığı bir şey olursa lütfen beni uyarın. Sorularınız olursa muhakkak ki sorabilirsiniz. Alper ve Pelin bu konuda yardımcı olacaklar. Tabii ki bahsettiğiniz sadece voleybol değil. Benim bahsedecek olduğum şey konum itibariyle bir takım teknik terimler içeriyor olabilir. Onun için hiçbir çekinceniz olmadan lütfen anlamadığınız ya da aktaramadığım bir şey olursa benimle paylaşın. And so I will try to explain again, maybe in a different way. The title of my presentation is the rule of the conditioner in volleyball. Benim So konum it is başlığı, yes. sorayla, benim şu an anlatacağım konumun başlığı, voleybol broşünde kondisyonörün önemi. So first of all, I would like to send a message to you about my idea, my approach when it's about volleyball conditioner. So I divide the presentation in two parts. Ale, sorry, I don't get it. I couldn't hear it. Can you repeat? Yeah, I say that the title is the rule of the conditioner in volleyball, and I would like to give a message first of all about this without entering in the super details at the beginning. So I divide the presentation in two parts. Başlangıçta çok fazla derinlemesine girmeden voleybol branşında kondisyonerliğin kuralları ve kondisyonel önemiyle ilgili bir takım şeyler aktaracağım. Bu sebepten dolayı sunumumu iki parçaya böldüm. Yes, Ale. Yeah, in the second part, I will show you some fitness papers, some fitness program. In particular, I will show you the programs we did with the national team for the preparation of Olympic qualification.
Sunumu iki parçaya böldüm. Birinci parçada kendimle ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Voleybola nasıl yaklaştığımla alakalı, voleybola nasıl baktığımla alakalı bir takım bilgiler aktaracağım size. İkinci bölümde özellikle bu süreç içerisinde voleybol şampiyonası hazırlık sürecinde nasıl bir antrenman programı izledik ve nasıl bir antrenman programı uyguladık. Bununla ilgili bir takım örnekler göstereceğim. One more thing I want to say before what I'm going to say will be probably a little bit different than what you're used to think about volleyball conditioning. But I hope at the end of the meeting I will be able to explain what I think and why and how I can practically doing my ideas. Yani bugün size genel itibariyle şu ana kadar bildiklerinizden biraz daha farklı bir takım şeyler aktaracağım kondisyonellikle alakalı. Umarım toplantı sonrasında, bu sunum sonrasında benim bu voleybola yaklaşımla alakalı, kondisyonelle yaklaşımla alakalı net ve emin bir şekilde kendimi ifade etmiş olabilirim. So there are three points that lead me today to deliver my job to player and the clubs in this way, in the way I'm doing today. I'm saying sorry, Harper. You can go. You're right. Yes. Şu ana kadar benim oyunculara ve kulübe aktardığım ve kulübe yaklaşmamda öne çıkan 3 ana nokta var. Yeah, and I'm saying today because today, for example, I was we discuss with Gözde, my wife, a lot because she read my speech. And she was asking me, did you write it? Because when I was working with her, it's already past some years, I was working a little bit different. So I believe trainer process is in continue evolution. So what I'm doing today is not exactly what I was doing before. Yani bu sunumu hazırlarken eşim olan Gözde ile konuşma fırsatı oldu. Gözde, neden bugünle ilgili konuştuğumu size açıklamam gerekirse, bugün Gözde ile bir sohbet geçti aramızda. Gözde bugün bu sunumu yazıp yazmadığımı sordu bana. Çünkü önemli olan nokta şu, bugün ne yaptığımız dün ne yapmış olduğumuzdan çok çok daha önemli. Çünkü antrenörlük mesleği sürekli evrim geçiren, sürekli değişiklik gösteren, sürekli kendini geliştiren ve kendini yenilediği için bir önceki gün ne yaptığımız, daha öncesinde ne yaptığımız aslında çok çok anlam ifade etmiyor. Önemli olan bugün ne yaptığımız. In my old system I was also winning and losing. In my new system I'm also winning and losing. I'm not saying that the new system, let's say, is winning all the time for sure, but I believe is a key to have healthier players. Benim eskiden kullanmış olduğum sistem kazanmak ve kaybetmek üzerineydi. Şu anları kullandığım sistem kazanmak ve kaybetmek üzerine. Ancak önemli olan sporcuları, mevcut elimizde bulunan sporcuları ne kadar sağlıklı tuttuğumuzla alakalı. So the three points are very simple. First one is my education, so my university, my courses, and my books, my lecture, my internet that I keep doing all the time. The second point is my experience as a volleyball player, and the third point is my experience when I start this job at the beginning. Bu bahsetmiş olduğum 3 tane ana noktalardan öncelikli olanı benim eğitimim, kondisyonellik eğitimim. Üniversiteden bu kondisyonellik eğitimini alarak mezun oldum ve bu kondisyonellik eğitimi hiçbir şekilde sonlanmayacak bir süreç.
üniversitede gördüğünüz dersler, kurslar vesaire sürekli devam eden bir eğitim süreci. İkinci nokta, oyuncu olarak, voleybol oyuncusu olarak yaşadığım deneyimler. Üçüncü olarak da bahsedeceğim şey, bir antrenörle ve bir kondisyon olarak bir antrenör ve bir takımla ilk defa bir araya geldiğim nokta. Mesela. Okay, so of course I'm not going to say about all my, I mean, my studies. I want to share my experience as a player very shortly. I played 20 years, but I was always in pain, especially my back, my knees. So I quit volleyball pretty early. I'm not saying that everybody will suffer like me and quit that early. But that's my experience, so this is my background, and this is what make me do what I'm doing, especially now that I have more tools on my hands. Eğitimle ilgili çok detaya inmeyeceğim, ancak voleybol kariyerimle alakalı kısaca bahsetmem gerekirse, 23 yaşında voleybolu bırakmak zorunda kaldım. Çünkü çok fazla özellikle bel ağrılarım ve sakatlıklarım, ufak da olsa yaralanmalarım vardı. Bu yaralanmalarım sonucunda voleybolu bırakmak zorunda kaldım. Tabii ki kimseye demiyorum ki 23 yaşında ya da bu kadar genç bir yaşta voleybolu bırakın. Ancak voleybolu bıraktıktan sonra bu yaşamış olduğum sakatlıklar ve bu yaşamış olduğum problemler benim şu anda kondisyonelliğe yaklaşımımdaki ya da nasıl yaklaşmam gerektiğinin en büyük yol göstericilerinden bir tanesi oldu. And the other point, so when I quit volleyball, I start immediately to work as a conditioner in volleyball, and my first experience was in a Bulgarian national team. I had 23 players and 10 of them were injury, and yeah, then at the same time, sorry Ale. Bye bye, you can go. Okay. Volleyball'u bıraktıktan sonra hemen Bulgaristan milli takımıyla, Bulgaristan milli takımının kondisyonerliğini yapmaya başladım. Bu da yine aynı şekilde voleybolu bırakır bırakmaz üst seviyede bir voleybol takımıyla bir milli takımla çalışmaya başladım. Bu çalışmış olduğum takımda toplamda 23 tane oyuncu vardı ve bu 23 oyuncunun 10 tanesinin belirli bir sakatlıkları söz konusuydu. And at the same time, I started to work also with Giovanni in Bakif Bank, and Giovanni is pretty famous to be hard worker, to have a high volume of training. And 13 years ago, probably he was even more than now. I will reach my point now, finally. Yes. Okay. Bulgaristan milli takımla çalışmaya başladığım zamanda Giovanni ile birlikte Vakıfbank'ta da çalışmaya başladım. Giovanni çalışmaya başladığımız dönemde şu anda da olduğu gibi herkesin de tahmin edebileceği gibi çok fazla çalışan, çok fazla antrenman yapan ve antrenman yükünün çok fazla olduğu, çok fazla antrenman yükü kullanan, hatta diyebilirim ki şu anda kullandığına çok daha fazla antrenman yapan bir mentaliteye sahip. So all these things, they make me analyze volleyball and the training style in volleyball, both ball and fitness. Bu yaşamış olduklarım, tecrübe etmiş olduklarım, bu süreç içerisinde görmüş olduklarım benim voleybolu daha iyi analiz etmeme, antrenman stillerini daha iyi analiz etmeme, bunların içerisinde hem voleybol top antrenmanları hem de fitness antrenmanları sebep oldu. So what volleyball is asking to players is a lot, especially for joints, for the tendons and for the muscle, especially from the balance and unbalance point of view of muscle. So some muscle work more, some muscle work less. Some chains of the body. The body is made by chains, diagonal chains, posterior chains, front chains, are working some more, some less.
analiz ettikten sonra şunu anlamaya çalıştım. Voleybol gerçekten oyunculardan ne istiyor? Yani oyuncuların ihtiyacı olan şey ne? Çünkü oyuncular voleybol branşıyla uğraşırken çok fazla özellikle eklemlerine, tendonlarına ve kaslarına çok fazla yükleniyor ve çok fazla strese maruz kalıyorlar. Bazı kas grupları tabii ki dengeli ve dengesiz çalışabiliyor. Bazı kas grupları çok fazla çalışırken, çok fazla aktif olurken bazı kas grupları inaktif bir şekilde kalabiliyor. So if you go, if you consider the amount of jumps, the number and the high of the jumps, and at the same time the landing, there are no other sports with this kind of situation. Belki diğer spor branşlarıyla karşılaştırdığınızda diğer spor branşlarıyla karşılaştırırsanız bu kadar yüksek seviyede maksimum sıçramanın ve bunun akabinde maksimum sıçrama sonrası konma evresinin bu kadar fazla olduğu bir antrenman evresinin ve bir oyun evresinin geçtiği herhangi bir spor branşı bulunmamaktadır. So player are used to jump 200 times a day, and in these 200 jumps, around maybe half of them, 100, they are maximal jump, maybe more, and so there is a very stressful landing every time. Eğer ki oyuncuların günlük sıçrama sayılarını hesaplarsanız bu gün içerisinde oyuncular 200 defa sıçrıyorlar ve bunun akabinde 200 defa da konuyorlar. Bu 200 sıçramanın içerisinde yüksek ihtimalle 100 tanesi maksimum seviyede bir sıçrama oluyor ve bunun akabinde tabii ki maksimum seviyede bir konma oluyor. Bu sebepten dolayı çok fazla eklemlerin ve kasların, tendonların çok fazla strese maruz kaldığı görülmekte. At the same time, there are a lot of hitting overhead made by the same arm, which is create of, as I said before, some imbalance in the muscle. Diğer bir noktada baş üstü diyebileceğimiz, tabir edebileceğimiz şekilde topa vuruluş yapılıyor olması voleybol branşında. Tabii ki bunun sıklıkla yapılıyor olması bir takım kas gruplarında dengesizliklere sebep oluyor. And so I start to think what can I do to help my player the best? There is something I can change in the system or not? I consider that the volleyball part I cannot change so much because trainers needs to train the technical and tactical part of the game, because volleyball is a team sport, is a not cycle sport, so not pure athletic, but there are also a lot of technical and tactical component. I'm sorry, you have to repeat because of the voice that outside. There's something that I cannot hear. I'm really sorry. No, I said that I start to think myself, how can I help the player in the best way? I cannot change so much the volleyball side because the coach needs to train technical and tactical side because volleyball is a team sport. It's not like running 100 meters. There is no, as you know, many components that has to work together. Yani bütün bunların akabinde şunu düşünmeye başladım. Ben elimdeki mevcut oyunculara nasıl yardım edebilirim? Bir takım şeylerle ilgili değişik yapmamak, bir takım şeyleri değiştirebilir miyim yoksa değiştiremez miyim? Çünkü hepinizin bildiği üzere antrenörler sıklıkla özellikle haftalık 15-18 saat arasında voleybol antrenmanı yapmak istiyorlar. Bu antrenmanlar içerisinde teknik ve taktik becerileri geliştirmek ve sonucunda başarılı olabilmek için bu benim çok fazla etki edip değiştirebileceğim bir şey değil. Bu sebepten dolayı takım sporu içerisinde, voleybol bir takım sporu olduğu için takım sporu içerisindeki bir takım elementlere ne gibi bir faydam olabilir ve ne gibi bir katkı sağlayabilirim? Bunları düşünmeye başladım.
and also player arrive many times in fitness tired already from the training before or from the training they did in the morning together with the fitness, and a lot of time they have some stiffness, some joint pain, back pain, knee pain. Antrenmanı uygularken birçok defa oyuncular ya top antrenmanından önce ya top antrenmandan sonra kuvvet antrenmanlarına geldikleri zaman yorgun olarak geliyorlar. Ya kasal olarak bir gerginlikleri oluyor ya eklemlerinde bir ağrılar oluyor. And putting hot cream is not the solution. And I have to optimize my time as best as possible because I have only 2-3 hours a week while play volleyball is around 15-18 hours a week. Tabii ki bu tip ağrılara ve bu tip problemlere işte sıcak bir krem uyguluyor olmak tabii ki çözüm değil. Benim elimdeki mevcut zamanı optimum bir şekilde kullanıyor olmam lazım. Çünkü haftalık ortalama bakacak olursak 3-4 saatlik bir süre elimde olan antrenörlerin kullanması gereken süre 15-18 saat olarak bakarsak elimdeki süre çok kısıtlı ve bu kısıtlı süre içerisinde bana verilen süreyi maksimum verimlilikte kullanıyor olmam gerekiyor. And so I start to think that as a physical trainer my job is to prepare the players to handle the stress of basically. Of what? Sorry, Ale. To handle the stress of the volleyball training. Sonrasında düşünmeye başladım ki öncelikli olarak benim asıl işim voleybol antrenmanındaki stresi kaldırabilecekleri performans seviyesine ve sağlık düzeyinde oyuncuları tutabilmem. So I start to think little bit less about performance itself and I start to think more in this way. And the performance will come after anyway. Bu sebepten dolayı performansı geliştirmeyi biraz öteledim ve performansı geliştirmekle ilgili çok da fazla düşünmedim açıkçası. Benim için öncelikli olan oyuncuların bu stres yükünü kaldırabilecekleri seviyede tutabilmek. What I mean by I'm not thinking about performance, that I'm not thinking so much about improve their jumps, improve their power in the attack. I know it sounds a little bit strange, but if you take care of the body in a way that I will tell you now, you will also reach the performance, but in a safer way, in a more healthy way for players. Performansı çok önemsemedim demek, performansı hiçbir şekilde önemsemiyorum anlamına gelmesin. Burada performanstan kastettiğim daha fazla sıçrıyor olmaları, daha yüksek seviye sıçrıyor olmaları, daha sert topa vuruyor olmaları ya da daha çabuk hareket ediyor olmaları benim bahsettiğim nokta. Eğer ki benim size birazdan açıklayacağım şekilde oyunculara yaklaşırsanız sonucunda emin olun ki performanslarında artmış olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Fatih, can you put the first image in? Can you share it? Yes. Thank you. So this is so it was very simple graphic as you saw. In the first line there was basically what I don't like to do so much. So try to think about performance directly when player comes to fitness room. Trance, David. Could you please repeat it one more time? Yeah, in the first line there was volleyball performance overload. If the first word is about technical and tactical volleyball training, the performance is
my part, and if I do thinking about performance too much, I create the overload, which is the last word. Okay. Bir önceki şeyde gördüğünüz ekranda voleybol performans ve overload vardı. Voleybol bizim işimiz ama performansı ben yapacağım. Voleybolla ilgili çok fazla ben düşünürsem bu sefer overload'a, yani fazla yüklenmeye girecek. O yüzden benim dikkat etmem gerekiyor performansla ilgili. O yüzden hepsinin birleşimi overload, yani fazla yüklenmeye getirebiliyor. Evet Ale. Yes Ale. Okay, thank you. Now come some technical words. If instead of performance, I'm thinking about improve their body capacity of absorbing the forces. Performans yerine benim düşünmem gereken voleybolcuların egzersiz ya da antrenman sırasında maruz kaldıkları yükler, bedenlerinin maruz kaldığı yükler. Okay. Yes, If I'm thinking of improving their movement quality. Eğer hareket kalitesini geliştirmek istiyorsam. If I'm thinking about neuromuscular control. Bunun için neuromasküler kontrolü sağlamam gerekecek. I will have a better athlete, healthier athlete, and at the end I will also have. Böylece daha sağlıklı ve daha iyi sporculara ulaşabileceğim. Yeah, and at the end, I will reach also my performance goal, because of course everybody wants to jump more and hit harder. Ve bunların hepsini yaptığımda ben sonuçtaki performans hedefime ulaşabileceğim. Çünkü voleybolda herkes daha yükseğe sıçrayıp daha sert vurmak istiyor. Okay, what I mean by movement quality and neuromuscular control. Hareket kalitesi ve nöromasküler kontrolle ne demek istiyorum ben? I mean that the brain and the muscle are working better together. Söylemek istediğim şey, beyin ve kaslar birlikte daha iyi çalışıyorlar. To give, to deliver a more safe and functional movement. Bu da oyuncuya daha güvenli ve daha fonksiyonel hareketler kazandırıyor. So what are the things that I basically do? Are 5 points. Benim burada yaptığım temel 5 tane önemli nokta var. First one, I take care of technique of exercise more than the kilograms or the speed of the barbell, for example. Okay. İlk ve en önemli dikkat ettiğim şey, kaldırılan ağırlığın kilosu ya da kaldırış süreti değil, o hareketi yaparken uyguladıkları teknik. The mobility stability biomechanics law. Burada ayarladığım ikinci şey de hareketlilik, sabitlik ve bunların tümünün hareket içindeki biyomekaniği. So every joint according on their mechanics and their position in the body. Her bir eklem vücutlarındaki yere ve bunların biyomekaniksel dizilişlerine göre hareket eder. They have different job in the body. Hepsinin bedendeki görevi farklıdır. So some of them has to deliver mobility, space for the body to move. Bazıları vücudun hareket genişliğini arttırır ve performansı bunu arttırır. And some of them, they have to deliver stability for the movement. Bazı teknikler için ise hareketin, pardon yanlış söyledim, bedendeki eklemlerin sabitliğini sağlar ve böylece hareketi geliştirir. Okay, so yes, basically from down to up, there is an alternation of mobility, stability, mobility, stability, mobility, stability. Okay. Bedenin altından üstüne kadar hareketler ve eklemler birbirlerine zincirleme olarak hareketlilik sabitleme, hareketlilik sabitleme olarak devam eder. So ankle has to be mobilized, has to be mobile.
Ayak bilekleri hareketli olmak zorunda. Knees has to be stable. Dizlerin sabit durması lazım. Hips has to be mobile. Kalçanın hareketli olması lazım. Lower back stable. Sırtın arka tarafının sabit kalması lazım. Upper back mobile. Vücudun üst kısmının hareketli olması lazım. Be mobile and stabilize at the same time. Bu da bize hareketliliğin ve sabitliğin aynı anda nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. And neck is stable, but this is a little bit, we will not touch this so much. Evet, bu boyun da sabit kalıyor ama Alen'in söylediği biz boyuna çok fazla dokunmuyoruz. Fatih, can you try to share the second image so we have this idea? Yeah. So evet, okay, bir Ali'nin daha just watch and you. Ali, your voice is evet, okay. Arkadaşlar okay, gördünüz so... Ali'nin gösterdiği şekilde bizim daha önce söylediğimiz hareketlilik, sabitlik, hareketlilik, sabitliği beden üzerinde gösterdi Alem ve konuşamadık. Yes, Alem. Okay, so first point was technique, second was mobility, stability. Third point. İlk şeyimiz, önemli noktamız yapılan hareketlerin tekniğini geliştirmekti. İkinci nokta hareketlilik ve stabilite, yani sabit kalmak. Go on, Alem. The body has an active system which is made by muscle and tendons. Vücut kaslar ve tendonlardan oluşan birleşik bir sistemden oluşur. And a passive system which is made by bones and joints. Bunlar işin aktif sistemidir. Pasif sistem ise kemikler ve eklemlerdir. Okay, so we want to use as much as possible the active system. We want to use the muscle and the tendon to move. Biz daha çok aktif sistemi kullanmaya çalışıyoruz. Bunlar da kaslar ve tendonlar. So, for example, let's go directly with an example. If I do squat, I'm going down to squat, then there is a moment I go up again. In this moment, if I lose my muscle control and activation. Okay, örnek vermek istiyorum dedi. Squat yaparken, bedenimiz aşağıdan yukarıya giderken bir an için kontrolü kaybediyormuş gibi oluyor. So, if I lose my tension in the body, I will lose the stability of the hip and probably the knee. Eğer vücudumda gerekli olan tensiyonu, gerginliği yaratamazsam, bu da vücudumdaki stabiliteyi, yani sabitliği etkileyebilir. Kalçamdaki ve dizimdeki sabitliği squat sırasında. Go Which away. Means my lower back will suffer because the hip will rotate somehow and the bone will basically crush each other, or the knees will go inside. And this means that I'm working with the passive system and I don't want this. Okay. Eğer bunu yaparsak, tensiyonu kaybedersek, yani gerginliği ya da sıkılığı kaybedersek, ilk önce kalçamız hareketlilik kazanabilir. Kalçanın hareketliliği bu pelvik titreme çalışıyor diyor. Bu öne doğru gider. Bu bizim için zarar. Ya da sabitliği kaybedersek dizler içe doğru bastırır. Bu da sakatlık için önemli. Yes, Ale. So, okay, I finish here for this point. And the fourth point is taking care of the imbalance of muscle. Dördüncü noktamız da kaslar arası dengesizlikleri gidermek. So I try to individualize differences between right and left. Burada önemli bireysel sağ ve soldaki kaslardaki dengesizlikleri gidermek önemli.
and I try to individualize if some chains of the muscle of the body, all the muscles are connected each other with a fascia. Birazcık sesi kaybettim ama duyabildiğim kadarıyla burada bireysel olmak önemli. Sağ ve sol önemli ve kinetik zincirde bütün birbiriyle bağlantılı olan kasların hareketini dengeli bir şekilde sağlamak önemli. So when I am for example attacking, I'm open my right and I'm open my left leg. I'm working with a diagonal right to left posterior. Atak sırasında sağ kolumu açtığımda sol ayağım yerdeyken diagonal olarak çalışıyorum ya da vuruş sırasında diagonal olarak hareketlendiriyorum vücudumu. So probably in volleyball, volleyball player, this right left will be stronger than left right because I'm using much more. Daha fazla kullandığı için voleybolcularda büyük bir çoğunlukla sağ tarafları sol taraflarından daha kuvvetli oluyor. So I'm trying to do more exercises monolateral, which they have to use just one side of the body. Ale, could you please repeat it? Yes. I'm missing. To individualize. No problem. To individualize this kind of imbalance. I'm trying to do more monolateral exercise. So for example, one leg. Okay. Bu bireysel olarak dengesizlikleri giderebilmemiz için bizim yapmamız gereken şey tek taraflı egzersizlerle bedeni çalıştırmak. Last point. I am training more the strength and the submaximal strength and hypertrophy. Genellikle benim Ale, I'm so sorry. Is it the fifth point? I'm training more the strength, maximal strength, and a little bit lower of the maximal strength and the hypertrophy, so the muscle growing. Okay. Ben submaksimal kuvveti ve hipertrofiyi geliştirmeye çalışıyorum diyor. Because at the end of the day we need more muscle. That's a simple sentence. En basit anlamıyla ya da en temel anlamıyla günün sonunda bizim daha çok kas kütlesine ihtiyacımız olacak. Now you are wondering as a volleyball trainers, but volleyball is a fast sport, is an explosive sport. You need to train these things in fitness. Voleybol biliyoruz ki hızlı bir spor, patlayıcı bir spor. Sahip olduğumuz bu fiziksel uygunluğu bizim mümkün olduğu kadar hıza çevirmemiz gerekiyor. I believe that the amount of these things that they do in volleyball is enough. One more time, Ale. Yeah, I believe that the amount of explosive movement, fast movement, jumps, etc., that they do in volleyball, which is 15 hours a week, is enough. And I don't need to do this so much in fitness. Okay. Söylediği voleybolun içine aldığı patlayıcı hareketleri haftada voleybolcular voleybol antrenmanları süresinde 15 saat çalışıyorlar. Benim bu hareketleri kendi fitness antrenmanımın içine almama gerek yok. Fatih, can you put the third image in just for one moment? Yanlış söyledim, doğru söylediğimi düşünüyordum ama voleybolda yeteri kadar patlayıcı hareket olduğu için onu kendi antrenmanlarımın içine dahil etmiyorum dedi. Hani ben böyle söylediğimi zannediyordum ama sanki böyle söylememişim gibi birisi mesaj yazmış. Onu düzeltiyorum. Bir ikincisi gösterdiği üçgende alt tarafta stabilite var, sonra kuvvet var. Kuvvetin üzerinde güç var, gücün üzerinde de hız duruyor.
Yani temelden hıza doğru bir gösterdiği gidişat var. Okay Ale. Sorry Ale. Fatih give the time to the people that they can see the image. Ale don't talk, they can see the image, they can write, give little more time and then after Ale can comment. Okay. Demin söylediğim, size açıklamasını yaptığım üçgen bu. Tekrar edecek olursak, alt tarafta sabitlemek var. Sonrasında ilk önce sabitliyoruz, doğru tekniği öğretiyoruz. Sonra kuvveti geliştiriyoruz. Sonra gücü geliştiriyoruz. En sonunda da sürat var. Right, Ale? Yeah. So, the top, speed and power, they do already in volleyball a lot. And I want to do more strength and more mobility, stability system in fitness room. Okay. Üçgenin üst kısmında olan patlayıcı kuvvet, güç ve süreti zaten voleybolda yeteri kadar çalışıyorlar. Benim yapmak istediğim şey üçgenin altındaki mobility, stability, yani hareketlilik ve stabilite, onun üzerinde de kuvveti geliştirmeye çalışmak. When you improve the basement of pyramid, the pyramid will be more stable and also the top part will be bigger. No. Eğer piramidin alt kısmını ne kadar güçlendirirseniz, alt taraf o kadar sağlam olur ve yukarıdan çıkılacak piramidin üst kısmı da o kadar sürat kısmında, güç kısmında yükselir. Okay, so do I ever train the movement of volleyball, like jumps, land, plyometric, sprint, change direction. Voleybolun içinde bulunan sıçramaları, yön değişikliklerini ya da hızlanmaları hiç çalıştırmıyor muyum? Not as you understood until now, not so much in fitness. Yani sizin tahmin edebileceğiniz kadar çok değil. But I do a lot. I take care of these things in the warm-up before the volleyball trainings or before the fitness, but more volleyball training. Bütün bunları voleybol antrenmanının öncesindeki fitness'te yapıyorum. Voleybol antrenmanında voleybol yapıyorlar. Evet. So I try to use my 12 minutes, which is what Giovanni gave me maximum. Or 15-20, what other normal coaches gives? Normal antrenörlerin 15-20 dakika verdiğini Ale'ye senior guide etti. Sadece 12 dakika veriyormuş. İşte bu 12 dakikada her şeyi yapmaya çalışıyorum diyor. Burgu, Yes. I think tone all the things is perfect. I just try to make it more understandable by him. Thank you. You are doing You're great. You're welcome. Thank you, Ale. And so I do these things in the warm up. I try to prepare the players for training. I do some jumps, some landing. I try to teach how to move safer and with better quality, how to land. I do some plyometric things, jump one leg, two legs, etc. Bütün bunları, yani sıçramaları, düşüşleri, sabitlemeleri, plyometrikleri, bütün bunları antrenmanın öncesindeki bu 12 dakikanın içinde yapıyorum diyor. So this will prepare the players for training and eventually will improve also their technique for these things. And at the same time, there is also a transfer from the fitness room directly to the volleyball gym. Burada önemli olan şey fitness salonundan direkt olarak voleybol sahasına transferi sağlayabilmek. Because the moment without the ball, it's in between between fitness and between volleyball. Çünkü topsuz olan zaman çok ara bir zaman. Fitnessle voleybol arasında kalmış, sıkışmış bir zaman. Player they don't have the ball,
they don't have the kilo, and then they can try the movement of the ball without ball, just focusing more on the body. Topsuz ve ağırlıksız oyuncular daha çok kendi vücutlarına odaklanabiliyorlar. Bu açıdan çok önemli. Okay. There are other moments that I use to do some movement that are near volleyball. Please. Bazı zamanlarda voleybola yakın hareketler yaptırdığım zamanlar da var. Bazı antrenman periyotlarında voleybola yakın hareketler yaptırdığım zamanlar da var. So if I have a player particularly slow that is jumping particularly less, I can do a little bit more with him. Bazı oyuncular hani sıçraması düşük olanlarla örneğin daha fazla çalışma zamanına sahip olabilirim diyor. Ali, I think there are questions. Maybe Pelin will help us. Maybe you can answer it and then we can go on. Okay? Yeah. Ali, Ali, sen duyuyor musun? Tamam. Yes. What you're saying is also okay for the senior teams, but what would you like to say for the juniors? What can we do for the juniors? Yes. Soru şu, let me explain in Turkish. Bütün bu söylediklerin üst düzey takımlar için geçerli olabilir. Fakat altyapılar için neler düşünüyorsun? I believe this system is it works for both situation because if you have high level volleyball player, they train more time volleyball. Siz de hocam siz tercüme etmesiniz. Saygıyla dinliyorum sizi çünkü. Canımsın sorular sende. Tamam. Bu sistem iki grup için de geçerli çünkü A takım için konuşmak gerekirse onlar zaten çok fazla derecede idman yapıyorlar zaten. No, I don't want to do in fitness more jumps, more land, etc. But I want to do more strength, taking care of their movement quality, as I said. Daha önce de söylediğim gibi A takım seviyesinde onları daha fazla sıçratmak, tekrar yere inmelerini sağlamak istemiyorum. Onların daha çok vücutlarını, kaslarını korumak ve onları güçlendirmek istiyorum yaptığım fitness antrenmanlarında. To prepare them for high volume of volume. Ve yüksek volümde yani yüksek sertlikte olan voleybol antrenmanlarına hazırlamak benim fitness'taki onları amacım. At the same time for low lower volleyball player or maybe younger, they don't do the same amount of volleyball training, but their movement quality. Gençler ya da biraz daha alt seviyedeki oyuncular takımlar için bu kadar fazla sayıda bu kadar çok antrenman yapmıyorlar, uzun saatler. But probably their muscle are their amount of muscle is less. Their control of the movement is less because they are lower quality volleyball players. So they still need to do it. Ve bu seviyedeki yani hem gençler hem de daha alt seviyedeki takımlar ve oyuncular daha az kas kapasitesine, kasa sahipler ve daha az vücut kontrolüne sahipler. Kendi vücutlarını kontrol edebiliyorlar. Bu yüzden onların daha çok fitness antrenmanına, bizim yaptığımız çalışmaya ihtiyaçları var. Başka bir sorumuz daha var Pelin. Sanırım bununla ilgili bağlantılı, pardon. Bu, how many workouts do you do per week in the preparatory period and competitive periods? Haftada ne kadar hem hazırlık döneminde hem de yarışma yani maç döneminde haftada ne kadar yapıyorsunuz fitness antrenmanlarını diye bir soru var. Ali, would you like me to repeat? I think that in preparation, Ali is doing basically every day one session of fitness, but in the season is around two or three. Hazırlık döneminde Ali
Ale hazırlık döneminde genellikle her gün fitness antrenmanı yapıyor. Maç döneminde de haftada 2 veya 3 kere yapıyor. Also basically national team we are working in fitness every day because we don't have match every week. So we have longer period of preparation. Milli takım döneminde daha uzun bir hazırlık dönemine sahip olduğumuz için her hafta maçımız olmadığı için milli takımdaki hazırlık döneminde de her gün fitness yapıyoruz. Fitness antrenmanı. Hoş geldin Ale. Hoş bulduk. We have two Ale now. I see. Thank you, Joe. No problem. And there... There is another question. If we have a match on Saturday, how many workouts, when and what kind of workout do you do? If we have only one match on Saturday. Okay. One match per week, yes. Okay. This... Pardon Ali'cim. Eğer cumartesi günü bir maçımız varsa ve haftada tek maçımız varsa tekrar soru aynı şekilde ne kadar çalışıyoruz fitness'ı, hangi tür çalışma yapıyoruz ve nasıl bir yükü oluyor bu yaptığımız çalışmanın? In general you do two good fitness and let's say one small. So the first and the last are good fitness and in the middle can be one smaller. Şöyle söyleyebiliriz. 2 tane büyük, 1 tane küçük yapıyoruz. Baştaki ve sondaki büyük olanlar yani asıl fitness'lar, ortada da 1 tane küçük fitness yaptığımız söyleyebiliriz. In the first session I will use more so called muscle workout, which is made with many reps and high volume of work. İlk hocam, ilk bölümde. Buyurun hocam. Ben hiç kendimi bulaştırmayayım bu terimlere, bu şeylere. Ale, arkadaşlar, could you please repeat it one more time, Ale? I missed the part. What did you say? The first workout is a muscle workout. So I'm training with a little bit more high volume of repetition and sets. İlk basamakta birazcık daha antrenmanın hacminin yüksek olduğu yerler, daha fazla tekrar sayısıyla daha düşük yükleri kullanıyorum. Okay. The last workout near the game, so normally 2 days before the game is gonna be. Antrenman maçtan önceki son antrenmanım 2 gün önce oluyor maçtan. It's gonna be a nervous workout, which means I'm trying to don't make the muscle tired, don't make the muscle with pain in the next days. Yaptığım antrenman, 2 gün önceki antrenman, birazcık daha koruma antrenmanı, kaslarda ya da eklemlerde ağrıya sebebiyet verecek yükler kullanmıyorum. So the main exercise is gonna be like 2 or 3 sets with 3-4 movement, not 3-4 repetition, not more. Evet, tüm antrenman 3-4 farklı hareketin 2-3 setli tekrarından oluşuyor. Ale, the questions are going too much. I think we are gonna just miss the point. Would you like to continue and then answer the rest? What do you think? Basically, my introduction part was almost finished. Okay. So I can answer the question, then maybe I can show some programs, some fitness paper. Okay, Pelin, your turn. Tamam. So Ale, do the players make this mobilization works during the fitness, or if they have some missing parts, do they make it individually? Soru şuydu, sporcular fitness çalışmalarında mobilite çalışmaları yapıyorlar. Eksik olanlar bireysel olarak mı devam ediyor? In the volleyball, before volleyball, they do basically all the same with me. And sometimes I leave some minutes free and they are going to do some their special. Voleybol antrenmanından önce yani ısınma bölümünde herkes
Ale ile birlikte ısınmayı yapıyor. Ale'nin gösterdiği hareketleri aynı anda yapıyor. Ale onları birkaç dakika kendi istedikleri eksik olan şeyler varsa kendileri yapmaları için serbest bırakıyor. In fitness, I try to individualize more the program. Fitness'ta ise daha çok kişiselleştirmeye çalışıyorum programlarını. But at the same time, everybody has to touch the main things that I want they touch. Ama günün sonunda yani antrenmanın genelinde herkes benim yapmasını istediğim hareketleri ve istediğim çalıştırmasını istediğim yerleri çalıştırıyor yaptığı program ile. With the junior teams, with the youngsters, do they have to make it with the kilos or they can make it only with their body weights? Nice question. Soru şöyleydi. Alt yıl sporcularında ekstra ağırlık gerekli mi yoksa core antrenmanlar yeterli mi? Yani vücut ağırlıklarıyla yaptıkları antrenmanlar yeterli mi? There are many variables that can change the training. Çok fazla varyasyon değişken var. Değişken var antrenmanı değiştirebilecek. So there are sets, repetition, kilogram, timing of working. Setler, kilogramlar, tekrarlar, hareketlerin zamanları. Rest time between the sets. Hareketler ve setler arasındaki dinlenme zamanları. So for young team, I would suggest to don't try to push with the kilogram variable. Genç oyuncular ve genç takımlar için kilolarla onları çok fazla yani kilogramlarla oynayarak onları çok fazla zorlamamalarınızı öneririm. But I will work more with the time under tension. Zamana daha çok dikkat ve önem veririm. And with the rest time between set. Ve set aralarındaki dinlenme zamanlarına. So I will choose exercise where it's not necessary to put so much kilo. Çok fazla kilo takabilecekleri yani kilo kullanabilecekleri hareketler seçmem onlar için. For example, they don't need to do squat. Örnek vermek gerekirse squat yapmalarına gerek yok. But I'm very happy if they can do lunges with dumbbells on their hands, which is very safe. Ellerinde tuttukları dumbbell'larla lunge hareketini yaparlarsa çok mutlu olurum. And they control the slowing down moment of the movement. Ve bu hareketi yaparken slowing down, right? Yes, going down. When you go down with the aşağı indi yani çöktüğü anda hareketi kontrol ederek yavaş yapmalarını kontrol ederim. I take care that the knees goes in line with the feet. Dizlerinin ayaklarıyla aynı çizgide olması gerektiğini kontrol ederim. I control that the core is embraced, is tight. Gövdesinin sabit ve sıkı olması gerektiğini. The back is straight. Sırtının düz. Evet. They can slow down with 5 seconds time. Aşağı doğru 5 saniyede çökebilirler. Maybe we just 10 kilo, 10 kilo is enough. Sağ ve sol elinde 10'ar kilo yeterli olacaktır. And they can go up also not too fast, just in 2-3 seconds. Çöktükten sonra yukarı kalkarken de çok çabuk kalkmalarına gerek yok. 2-3 saniyede yukarı kalkabilirler. So in the same time I'm doing all the things inside. Bu şekilde hareketi bu şekilde yaparak aslında yaptırmak istediğim her şeyi bunun içinde barındırıyorum. I improve their movement control. Onların hareket kontrol kabiliyetlerini arttırıyorum. I improve their muscle. Kaslarını arttırıyorum, kas kütlesini. Yes, kas. Tamam, kas. I said kas. Daha kas. I eventually can ask also to push the knee in front. Aynı zamanda onlara dizlerini öne doğru ittirmelerini de söyleyebilirim. So I improve also the ankle mobility, which is one of the most important things. Bu şekilde de onların bilek
mobilizasyonunu da kontrol edip güçlendirebilirim. Bu da çok çok önemli bir şey. After this exercise, maybe I can ask them to do 8 movement, little bit more fast coordination with the arms. Bu hareket bittikten sonra they should leave the dumbbells, I guess. Yes, yes. Bu hareket bittikten sonra dumbbellları bırakarak 8 tane hızlı bir şekilde aynı hareketi çabuk yapmalarını, dizlerini çekerek yapmalarını söyleyerek hareketi hızlandırabilirim. So I create immediately a transfer fitness, quick movement without the ball, and then they can use better in the volleyball court. Bu şekilde de yaptığım hareketi voleybola transfer ederek, yani eklediğim hızlı bölümle, o 8 tane yaptığım hızlı hareketle voleybol için kullanacağım bir hareket, bir egzersiz haline getirebilirim bunu. The same system we can use for the back muscle. So instead of deadlift, maybe if they are too young, which is I like it, but if we don't know the technique and we don't have time to teach, we can just put in the Aynı şeyi deadlift için de yapabiliriz. Çünkü çok genç oldukları ve doğru teknikle yapamayacakları için, yapamazlarsa eğer, diğer kasları için aynı şeyi uygulayabiliriz. Yeah, I can put them in the extension machine. Extension makinesine yerleştirebilirim oyuncuları. Yeah, and also there they have to slow down the movement in order to feel the work. Yaptıkları hareketi ve çalışmayı hissedebilmeleri için hareketi yavaş yapmalarını öneririm. And they learn the hip hinge, which is another important movement. Hip hinge. Nasıl çevireyim? Hip hinge means that when you go down with your back, you are not curving the spine, but you are bending from the hip. Hocam, ne demek istersiniz konuyla alakalı? Kalçanın hareket genişliğini geliştirmeye çalışıyormuş Pelin'cim. Tamam. Ya. Yeah. Teşekkürler Ali'cim. Good. And the same thing again I can do for dumbbell press. I don't want to do dumbbell press because they need assistance and help. I can just put them on the floor and do push-up. Dumbbell'la onları herhangi bir omuz hareketi yaptırmam, yani dumbbell press yaptırmam, shoulder press demek istiyor. Çünkü bunda bir yardımcıya ihtiyaçları var. Onlara yerde şınav çekmelerini önerebilirim. Another question, Ale. Yeah. In this 2 months period, in the period that we are at home in the quarantine, which kind of program do you use for your team? Pandemi sürecinde takım ile nasıl kuvvet antrenman programı uyguluyorsunuz diye bir soru var. In this period is different of course because there is no volleyball. Bu periyot tabii ki farklı çünkü voleybol yok hayatımızda şu anda. So yeah, I prefer to do also more dynamic things directly. Daha dinamik şeyler yapıyorum tabii ki. I like to put 4-5 exercises in a row which involve different parts of the body. Vücudun farklı bölgelerini çalıştırabilecekleri, arka arkaya yapacakları 4-5 egzersiz koyuyorum programa. At the end of them I can ask them to jump somehow with one leg or two legs jumping over. Ve bu hareketlerden sonra da onlardan çift bacak, tek bacak, ileri doğru gibi sıçramalarını isteyebiliyorum. Or some movement, lateral movement, cross movement. Ya da dediği gibi bu hareketlerden sonra yana çapraz gidişler ve deplaseler de istiyorum. And repeating this circle for 4-5 times. Ve bu yaptıkları döngüyü 4-5 kere, yani 4-5 set yapmalarını istiyorum. Okay, Ale, let's go on. Yeah. So I just want to share a little bit the final messages that I want to give you tonight. Bugünün en son kapanış mesajını vermek istiyorum diyor. Okay. As already somebody asked me already about the level of the team.
this kind of approach is good for any kind of level. Bazıları takımın seviyesi ve kuvvet antrenmanları ile ilgili sorular sordu. Anlattıklarımın tamamı tüm seviyedeki takımlar için geçerli. As Giovanni said last time, somebody asked if I don't have physical trainer, what can I do? Geçen söyleşilerimizden birinde Senior Guidep diye birisi eğer atletik performans antrenörüm yoksa ne yapmalıyım diye sordu. As Giovanni said, first I would still ask to somebody for some small help or some physical trainer outside maybe. Senior Guidetti'nin verdiği cevap dışarıdan her koşulda size kondisyoner olarak yardım edebilecek birini bulmaya çalışmanız. At the end I will try to keep it as simple as possible. Just choose 4-5 exercise and try to improve in them. Safe exercise. Burada en önemli ayrıntı benim sizlere önerebileceğim. 4-5 tane güvenli olduğuna inandığınız egzersizi seçmeniz. Slow down the movement. Ask them to control the every movement. Hareketi yavaşlatıp hareketin her evresinde kontrollü olmalarını sağlamanız. There is no risk that a player become slow if they do 2 hours a week control slow fitness, slow between. Okay. Eğer bir oyuncu haftada 2 kez hareketleri yavaş olarak tekrarlıyorsa, bu sporcu için sakatlık riski yoktur. Because they do 15 hours a week of fast movement and jumps and everything. So these 2 hours will not make them slow. Evet. Burada önemli olan ayrıntı bu voleybolcuların haftada 15 saat patlayıcı ve süratli işler yaptıkları için bu yaptıkları yavaş egzersizlerin onları yavaşlatmayacağı gerçeğidir. In these 2 hours I should try to improve their muscle strength. Bu 2 saatte benim yapmaya çalıştığım iskelet kasının kuvvetini geliştirmek. Improve their mobility, especially thinking about ankle and shoulder mobility. Burada yapmaya çalıştığım kas kuvvetini geliştirmek. Bunun dışında ayak bileği ve omuzdaki hareketliliği geliştirmeye çalışıyorum. I want to give 2 examples. So to test the ankle mobility, you need to place the feet 4 fingers far from the wall. Burada bir örnek vermek istiyor. Ayak bileği hareketliliğini nasıl ölçebiliriz diye. Ayağımızı 4 tane parmağını dayıyoruz bir duvara. Go ahead. And then you let your knee bending down to the wall. Ondan sonra dizlerimizi bükerek aşağıya doğru eğiliyoruz. In between the 5 finger of the feet. Repeat one more time. Yeah, the knee should go down. You are watching your knee from upstairs and you should see the knee, the middle of the knee between the 2nd and 3rd finger. Okay, dizlerimiz aşağıya doğru inerken dizlerimizin geldiği nokta orta ve 4. parmağın yanına kadar geldiğinde. Okay, if the knee can touch the wall easily without the heel going up. Süper. Eğer diz duvara herhangi bir rahatsızlık vermeden değebiliyorsa. Then this is a good ankle mobility. Super example Ale, thank you. Bu ayak bileği için yapılan çok basit ve önemli bir ölçüm diyor. Bir kez daha ben üstünden gideyim çünkü ben Ale, I'm gonna repeat one more time because I just stop and I miss the translation. Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyor, ayak bileği esnekliğini sağlamak için ayaklarını duvara dayıyor, 4 parmağının duvara gideceği şekilde ve yukarıdan aşağı doğru dizlerini büküyor, eğiliyor. Eğer dizleri duvara değene kadar oyuncunun ayak bileğinde herhangi bir problem yaşanmıyorsa bu ayak bileğinin hareketliliği sağlıklı olduğunu söylüyor. Okay. So
This is four finger far from the wall. Evet, gösteriyor bize. Going down. Evet, aşağıya doğru eğiliyor. I'm touching, but I have some problem. I am pushing it a bit. Evet, dizim duvara değiyor ama diyor, bende diyor bazı problemler var diyor. O yüzden biraz geriye doğru itiyorum diyor. The problem when the ankle is not good mobile, that when I'm going down, and in volleyball we are going down many times. Burada eğer ayak bileğimde eğer bir problem varsa, ki biz voleybolda ayak bileğinin hareketliliği bizim için çok önemli. Ayak bileğinin hareketliliği kaybolduysa ne yapıyorum? Dizimi içeriye her düşüşte bastırmak zorunda kalıyorum. Oh, nice illustration, Ale. Great. Thank you. And when I'm doing this, my knee has to work instead of the ankle to create mobility. And knee, we said, has to be stable, not mobile. Okay, eğer ben bunu yeteri kadar yaptığımda dizim duvara değiyorsa, dizim için bir esnemeye gerek yok. Benim yeteri kadar hareketliliğimi bileğim sağlıyor. Ama bileği sağlayamadığı yerlerde diz için tehlikeli bir mobilizasyon oluyor. And for the shoulder, the test is laying on the floor. Omuz için olan testte yere uzanması gerekiyor oyuncunun. So you are laying on the floor, then you try to keep your lower back on the floor, squeezing your abdominal inside. Yere uzandığınızda üst kısmınızı sıkı tutuyorsunuz, karın kaslarınızı kasarak. If the shoulder can touch the floor behind us in a easy way. Eğer omuzlarınız kolunuzu açtığınızda kolayca geriye değiyorsa. This is a positive test, a good test. Bu yeteri kadar omuz hareketliliğinin olduğunun göstergesi. If the arm cannot reach the floor, that means that when I'm opening for attack, at one point my arm it cannot go back. So something else has to move for my shoulder, and it, in this case will be my lower back. Okay. Let me translate. Eğer omzum yeteri kadar açıldığında yere değmiyorsa, ben hücum ederken bu demek ki benim kolum yeteri kadar hareketlenemeyecek, omzum açılmayacak. Bu da benim lower back, sırtım ve omurgam için bir problem oluşturacak. We don't want the lower back do this job because it's already in stress from all the jumps and everything. Biz bunun sırtımızın alt tarafına bu kadar büyük bir stres yüklemek istemiyoruz. Çünkü sırtımızın alt tarafındaki stres zaten tüm bu sıçramalardan çok yüksek. So, ankle and shoulder mobility are for me the two most important things to have a safe movement when we play volleyball. Burası çok önemli diyor. Benim için diyor omuzun hareketliliği diyor güvenli bir voleybol oyunu için diyor en önemli anahtar. Okay. We have the question about regeneration part of the times. What would you like to say about regeneration practices? Regeneration. Bir tane soru geldi. Müsabaka dönemin during the match periods, I mean. Müsabaka dönemindeki yenilenme antrenmanları ile ilgili bilgi verebilir mi diye. If we are in the middle of a competition like national team where we play maybe every 2 days or 3. Eğer bir takımdaki gibi her 2-3 günde bir maç yaptığımız bir dönemdeysek. I don't like to invent nothing new. Yeni şeyler icat etmeyi sevmiyorum. So I like to keep the same program more or less they were doing before. Daha önce yaptıkları programı biraz aşağısını, biraz yukarısını takip etmeyi seviyorum, tercih ediyorum. But of course I will cut a lot the volume of the training. Fakat bununla birlikte antrenmanların şiddetini azalttığımı söyleyebilirim.
and we try to share to them with them the idea that sleeping good and eating good is the best recovery to do. Ve takımla, oyuncularla iyi beslenmenin, iyi dinlenmenin ve uykunun toparlanma süreci için en önemli şeyler olduğunu paylaşıyoruz. Bu fikirleri paylaşıyoruz onlarla. And of course I try to keep the warm up a little bit longer to make them smooth out the movement, to make them open the body if they are tired. Ve ısınma süresini birazcık daha uzun tutarak eğer daha yorgunlarsa ve sıkışmış bir vücuda sahiplerse vücutlarının açılmasını ve kaslarının antrenman için hazır olmasına yardımcı oluyorum. If we are in preparation and I want a regeneration day. Eğer hazırlık sürecindeysek ve regenerasyon, yenilenme günü istiyorsam eğer. I would do something completely different than volleyball or what we are doing fitness. For example, swimming or biking or running easy. Bu regenerasyon, yenilenme gününde tamamen normal süreçte yaptığımızdan farklı bir şey yapardım. Voleybol, fitness antrenmanının dışında yüzme, bisiklete binme ya da hafif tempoda koşu gibi. Ya. Yeah. Tamam halledeceğim. And now, when we come back for the volleyball part, when is quarantine finished? It's gonna be a long time. How do you prefer to start your fitness practices? Bu pandemi süreci bittiğinde fitness çalışmalarımıza nasıl şekilde başlamalıyız diye bir soru gelmişti. Çünkü çok uzun bir ara verdik. 2 aylık. Bekleden olacak. If there is a possibility, probably I will just add 1 week or two from the preparation time. Eğer fırsatım ve imkanım varsa 1 veya 2 hafta daha fazla süre eklerdim normal hazırlık sürecime. So in this way I will progress a little bit slower with the training. Bu şekilde antrenman programını ve gelişim süresini birazcık daha yavaşlatırdım. And for sure after 1-2 weeks of adaptation, working on mobility, stability, etc., I will do a little bit longer time for hypertrophy, so muscle growing. 1-2 haftalık adaptasyon sürecinden sonra mobilizasyon, stabilizasyon gibi, what do you make more again? Hypertrophy. Hypertrophy, evet. Hipertrofiyi arttırırdım diyor. Galiba bunu biliyorum Ali. Bravo, bravo, süper. Pelin, we missed one question. I think is important, Pelin. Here it asked that during the preparation period, do you do running training? And if you do, what's the intensity and duration according to different age of volleyball player? In the high level volleyball, actually, there is not so much time for running right now with the national team and everything. Ben başladım, ben devam edeyim mi Pelin? Tabii ki hocam, buyurun. Burada diyor ki üst düzey voleybolda zamanımız o kadar az ki sporcuların koşmasına yetecek kadar fazla bir zamanımız kalmıyor. But I used to do some interval training by running. Ama eskiden interval antrenmanlar yapardım diyor. Interval deyince hani yüklenmeli durmalı antrenmanlar, evet. 9 meter, so line to line. 9 metre bir çizgiden diğerine gidiş gelişler. 30 seconds run, 30 seconds rest. 30 saniye koşu, 30 saniye dinlenme. And for 5 times. 5 defa, 5 tekrar. Then big rest and this for 3 times. Tam dinlenme, daha sonra 3 kez daha aynı tekrar. I will do this for 2-3 times, then I will go to 20 seconds, 20 seconds, and then I will go to 15 seconds, 15 seconds. Bunları 2-3 defa yapıyor, ondan sonra 30 saniye, 30 saniye, sonra dinlenme veriyor, 15 saniye, 15 saniye devam ediyor. Is it gonna be full force, Ale? All those sprints?
not full power, let's say, is going to be like 80%. I'm going to check their pulse and I will give them the number of lines according to the pulse that they have to touch. Okay. Bunlar yaptı. Ben şöyle bir soru sordum. Hani bütün bu sprintler sporcunun %100'üyle mi olacak? Hayır dedi. Sporcunun %80'iyle yapmalarını istiyorum. Ve bunu kontrol etmek için kalp atım sayılarını ölçüyorum. Nabızlarını ölçüyorum dedi. Evet. Pelin, the other question. What do you prefer to the, what do you suggest to the players to make these fitness work in a happy way, to enjoy? How can they enjoy these practices? Fiziksel yüklenmeleri sporcuların zevkle yapmaları için önerileriniz neler diye bir soru vardı. I try to... for each one to give them a goal which ben her is, her oyuncuya bir hedef veriyorum, ulaşmaları gereken bir şey veriyorum. For example, I'm saying when we do single deadlift which is this movement, gösterdiği hareketi yaparken bir oyuncuya tek bacakla deadlift. Okay, in this movement the body will, it has to be in a straight line. Vücudunun düz bir çizgi gibi olması gerekiyor, dümdüz olması gerekiyor. And I will tell the player, I'm tired to see your hip not straight. Please today give me a straight hip or you have to give me 50 push-ups. Gerçekten kalçanı düz görmemekten yoruldum. Eğer bu şekilde görmeye devam edersem 50 sınav borcun olacak bana diyor ve onu bu şekilde teşvik ediyorum diyor. But most of the time I'm talking with each one before the fitness. I'm asking how are you and everything, and when you create little bit this feeling then normally the player they feel more inside the system and that you follow them and they push more. Ben her antrenman, fitness antrenmandan önce her oyuncuyla birebir konuşmaya çalışıyorum. Nasıl olduklarını, bugün nasıl hissettiklerini soruyorum. Onlarla bu ilişkiyi kurmak, onları biraz daha işin içinde kalmalarına ve ilgilenmelerine, ilgilerini çekmemizi sağlıyor. Ve sizin onları takip ettiğinizi de anlamış oluyorlar bu şekilde. Okay. Pelin, there is one question. Someone asked to Senior Guidetti, I think two seminars ago. They ask again, during in-season training, where do you do plyometrics? During which cyclus, microcyclus, or I don't know, how do you place the plyometrics during the in-season training? Yes, this is basically the topic of my speak to tonight. So I believe in volleyball there is enough plyometrics. Bu benim konuşmamın başında söylediğim kısma giriyor. Bence voleybolun içerdiği fazlaca plyometrik var. So I mean, volleyball is plyometric sport. We are jumping, then directly we land, and we need to move to another side. I don't do so much. I just do before every training in the warm up. Benim burada yapmaya çalıştığım, hep söylediğim gibi zaten voleybolun içinde çok fazla sıçrama olduğu için voleybolun içinde plyometriklere çok fazla dahil etmiyorum. Sadece ısınmada yaptığım sıçramalar benim için yeterli oluyor. And in the preparation time, when we are still not jumping during volleyball, so I used some plyometric jumps to start for the system of jumping. Ve hani bazı durumlarda eğer voleybola başlamadan önce sıçramamız gerekiyorsa, o zaman aşamalı olarak sıçramalara başlatabiliyorum antrenmanın başında. Pelin. Ben de buluyorum hocam, çeviriyorum. There is a question about regeneration. You already answered it.
There is a question, but I don't know how to translate it in Turkish. Maybe which one? Do you have your players make full body fitness or split? And what's your general fitness moves? For example, do you have your players snatch clean, maybe push press, explosive weightlifting? As you can see, these moves are compound ones. How frequent do you use these kind moves that are explosive and compound ones? If you understand the question, congratulations. Yes. Yes. So I normally don't split upper body and lower body. We forgot to translate the question in Turkish, Pelin. Do you want me to translate it? Evet hocam. Evet. Şimdi diyor ki bütün vücudu için fiziksel uygunluk, yani hani ağırlık antrenmanı yapıyorsa diyor, genel fitness hareketlerini nasıl bu işin içine sokuyor diyor. Örneğin snatch, clean, ya da işte bench press'ler, patlayıcı hareketler, bütün bunlar birleşik hareketler. Hangi sıklıkta bu tarz eksplosif hareketleri kullanıyor diye soruyorlar. Okay, Ale, so, go ahead. Normally I don't split upper body and lower body. I try to use exercise with the full body movements. Genelde ben ayırmıyorum alt ve üst ekstremite egzersizler diye. Bir bütün olarak düşünüyorum tüm egzersizleri. I use the snatch for middle blocker mostly. Snatch'leri genelde orta oyuncular için kullanıyorum. Push press also more for middle blocker, but not so much. Push press yani hani... bench press'leri gene orta oyuncular için kullanıyorum çoğunlukla. But in general yes, I use some weightlifting exercise, so I mean powerlifting exercise like power clean or snatch, but it's just one exercise per session. Yani genelde patlayıcı hareketler için bu silkme ve koparmanın, yani snatch ya da clean'in olduğu egzersizleri kullanıyorum, ama bu egzersizler bir ya da iki taneden fazla olmuyor, ağırlık egzersizleri. The other question, Ale, how do you achieve your players to improve their arm swing strength, and how do you maintain the arm and shoulder health? As you know, once a shoulder get injured, it's hard to recover it. So let me translate first. Diyor ki bir oyuncunuzun diyor kolunun hareket hızını ya da şiddetini nasıl sağlarsınız? Ve hani bunu omuzu sakatlamadan nasıl yaparsınız? Çünkü biliyorsunuz ki omuz bir kez sakatlandığında bir daha geri gelmiyor. Okay, Ale. Yeah, first I try, as I said, to improve the shoulder extension mobility. İlk önce yaptığım, daha önce açıkladığım gibi, omuzun mümkün olduğu kadar uzanarak geriye hareketliliğini arttırmak. And then basically I like to use all the plane of work, so the frontal plane in this way, the rowing plane in this way, the pulling down, the pressing up, and all this movement also I love to do with the one side. Burada frontal plane dedi, yani önde, arkada, o yukarıda, aşağıda olan hareketlere açıklıyor. Bu hareketleri yaptırmaya çalışıyormuş genelde. Sadece tek yönlü hareketler, yukarıdan aşağıya. So in this way I will use the shoulder 360 degree, both together or just single movement. So that's the way before the injury. If an injury happen, then there is work with the physio and everything. Okay, you said that first I'm going to use the frontal plane, and then you're going to increase the mobility with 360, right? Did I misunderstand? I'm saying that I'm trying to use the movement of the arm in all the plane. Okay.
That's my mistake. Evet arkadaşlar, söylediği şu, sadece front out plane'de değil, yani ön arkaya değil, ön arkaya başlayıp omzun bütün hareket açılarında çalıştırarak sakatlanmadan önce omuzun hareket genişliğinin sağlanmasının gerekliliğini söylüyor. And again, I take care of the eccentric movement every time. So, for example, in the lat machine, easy exercise, when I'm pulling down, then I make sure that when they go up, they are going slow, so they are controlling their scapula, and this will be transferred also when they attack. So they will not lose the scapula when they attack, because the muscles are more able to activate. Okay, I understand what you're saying. I'm gonna just make it simple and try to explain it. Şimdi bazı hareketlerde kasın uzaması gerekiyor. Buna eksantrik hareket diyoruz. Lat pull'dan da aşağıya doğru çekiyor, kısaldı kaslarımız. Yukarıya doğru uzatırken uzuyor. İşte bu uzama evresinde mümkün olduğu kadar yavaş yavaş ve aşamalı olarak gerçekleşmesini sağlıyorum ki buradaki kasların sağlığının mümkün olduğu kadar kuvvetle beraber gelişmesinin sağlanması. Burada önemli olan ayrıntı scapula'nın, yani arkada kürek kemiği dediğimiz kemiğin sabitliğinin bozulmadan bu hareketin gerçekleşmesi. Okay, I think I did it. Yeah, you did good. I'm sure. Thank you. Another question, Ali'cim. We spoke about this squat. They ask, why do you not suggest doing the squat for the kids? Küçük yaş oyuncuların squat yapmasını neden önermedi diye bir soru var Ale'ye. No, I didn't say that I don't suggest. I'm saying that if there is no control, if there is no technique, it's better to do something else. Söylemek istediğim şey önermiyorum değil. Eğer teknikle alakalı problemleri varsa, vücut kontrolleriyle alakalı problemleri varsa ona eş değer başka bir hareketi yapmaları gerektiğiydi. There is another question about the setters. Do you have special workout for the setters? Pasörler için özel bir çalışma uyguluyor mu diye bir soru var. Yeah, the setter normally I do little bar exercise overhead to improve their overhead. Pasörler için baş üstü egzersizlerini biraz daha fazla yapıyorum çünkü baş üstündeki hareketlerini geliştirebilmek için. And I used to do a little more calf in eccentric way. So eccentric calf çalışmaları yapıyorum aynı zamanda. Because setter used to jumps a lot just with the feet and less with the full movement. Çünkü pasörler sadece ayaklarını kullanarak, yani diğer oyuncular gibi bütün vücutlarını kullanarak değil, sadece ayaklarını kullanarak daha çok sıçrama yapıyorlar. So I try to prepare their calf and tendon to handle this amount of... Kalplarını ve tendonlarını bu yapacakları sıçrama yüküne hazırlamaya çalışıyorum. Yeah, this from muscle point of view, then sometimes they have a little more circuit workout. Bir diğerlerine göre birazcık daha... İstasyon çalışması. İstasyon çalışmasını daha fazla yapıyorlar diğer oyunculara göre. Yeah, that's it. Okay, there is another question, Ale. What's the frequency of your mobility training during a week? And how many repetitions? Basically, every day, because I always touch every joint in every warm-up. I forgot to translate the question. Sorry, yes. No, it's my mistake. Arkadaşlar soru şu, hareketlilik çalışmalarını haftada kaç gün ve kaç tekrar yapmayı öneriyor? Ali'nin cevabı ise ben mobility antrenmanlarını, hareketlilik antrenmanlarını haftanın her günü yapmayı seviyorum. Yes, Ali. When there is fitness in the morning, I prefer to do a little more dynamic warm up in the afternoon, so I don't need to do this so much because their body is already kind of activate from the morning. Eğer bu antrenman sabah antrenmanıysa, hareketlilik antrenmanlarını daha dinamik egzersizlerden seçiyorum. Ama ikinci antrenmansa akşamüstü öğleden sonra yapılan. Vücutları zaten halihazırda hazır geliyor. Bunun için dinamik hareketlere çok da ihtiyaç duymuyorum.
Yeah. Ale, another question about jump. How can we improve the jump? The best exercise for jumping. Sıçramayı geliştirmek için en iyi egzersizle çalışmayı sormuşsunuz. I was expecting this question. Bu soruyu bekliyordum. I think the most important thing is to improve the velocity of the body to going down. Buyurun hocam. Vücudun aşağı iniş hızını arttırmak. Ben de Pelin. Okay, Ale, go ahead. I mean, of course, we need to think about improving their, increase their muscle, improve their stability in the movement and everything. But if we want to talk about technical part, it's very important the going down phase. Tabii ki kas kütlesini ve hareketin hızını arttırmamız bizim için bir gereklilik. Ama daha yukarıya sıçramasını istiyorsak en önemli evre hareketin aşağıya doğru hızlanmaya başladığı evre. Yes, Ale. Oh. We couldn't hear it. You just turn off the microphone. Sorry. Okay. Because this movement will reflect in a more pushing up then. Hareketin aşağıya doğru hızlandığının bizim için en büyük yararı yukarı sıçramadaki inmeyi arttıracak olması. So sometimes, for example, I ask the player with a not heavy squat to go down very fast and to stop in a good position, so with the knee over the feet and with the core embrace. Bu sırtında ağırlıklar varken squat yapan oyunculara söylediğim en önemli ayrıntı, mümkün olduğu kadar hızlı aşağı inmeleri, ama bu hızlı aşağı indikten sonra aşağıda durmaları ve durarak sabitlenmeyi sağlamaları hem kalçaları hem de dizleri için. And that they have the feet a little bit with the finger that they are taking the floor, strong on the floor. Ayak parmakları yere iyice yapışarak buradan kuvvet alıyor. Yes. So they stay in that position. They are sure to have all the body engaged this way. Ve hani bu ayaklardan gelen kuvvetle bedenin bu harekete tamamıyla yukarı harekete hazır olması sağlanıyor. And then to push fast up from this position. Ve bundan sonra mümkün olduğu kadar hızlı yukarı doğru hareketin başlamasını bekliyoruz. But this is a special exercise that you can do just with the high level player that have already a good preparation for this. Okay. That's important you mentioned. Ama açıkladığı çok önemli bir nokta var. Bu sözünü ettiği kilolarla squat, hızlı inip yavaş durup bekleyip sonra yukarı çıkma egzersizi sadece daha önce ağırlık çalışmış üst düzey voleybolcular tarafından yapılabiliyor. Bunu lütfen ağırlık çalışmamış ya da genç oyuncularınızla kullanmayın. Ailecim, another question. Pelin, before that, may I ask something to Ale? Ale, for the jumping ability, it's more genetic than environmental effect, right? We need to choose the correct player. Şunu sordum arkadaşlar, bizim için sıçrama becerisi geliştirilebilir olmasından çok genetik geliyor. Hani bunu genetik gelmeyeni geliştirebiliyor muyuz? Can we improve the ungenetically suitable player? Yes, of course, there's a lot of genetic, but you can improve with everybody, but there is a range of improvement. You need to take care again on the technique of the jump, on improving the timing and the coordination with the arms and the legs, and so there is a range of improvement for everybody, but everybody starts from a different point. Super explanation. Arkadaşlar çok güzel bir açıklamada bulundu. Hani genetik olarak şanslı olmayan, çok da iyi sıçrayamayan bir voleybolcuya antrenmanla ne kadar sıçratabiliriz diye sordum.
Söylediği yanıt kas kuvvetini geliştirerek, tekniğini düzelterek onun ulaşabileceği maksimal seviyeye getirebiliriz. Ama her sporcunun ulaşabileceği maksimal seviye genetikle belirlenmiş halde. Yes, Pelin? I can ask both together. First, for the setters, power or speed, which is more important? Pasörler için hız mı, güç mü, hangisi daha önemlidir? Power or feet? Or speed. Speed. I would say power first because is... Gücün birinci olduğunu söyleyebilirim. Because in the pyramid we see before is on the lever under the speed. Çünkü piramitte daha önce gördüğümüz gibi hızı gücün altında gördük. So when you improve the power, then also the speed will improve automatically. Çünkü gücü arttırdığınızda hız ona bağlı olarak otomatik olarak artacaktır. And another question, do you have a suggestion for the liberos? Any workouts for liberos? For libero... Liberolar için önereceği, dikkat ettiği bir çalışma var mı? Or do you have any special attention for the liberos? Yeah, libero basically they play in another sport. Because they don't jump. Liberolar temel olarak başka bir spor yapıyorlar çünkü sıçramıyorlar. So all I said tonight is not for them. Bugün söylediklerimin hiçbirisi liberolar için geçerli değil. But I still like to do with them, of course, some strength and not super fast exercise. Ama hala onlarla da yani başka bir spor yapmalarına rağmen güç ve çok hızlı olmayan hareketler ve antrenmanlar yapmayı seviyorum. And they have at least 2-3 exercise every time with the upper body rotation. Ve her antrenmanda, benim yaptıkları her antrenmanda en az 2-3 tane üst gövde rotasyonlarıyla alakalı egzersizleri oluyor. But this is very personal. Physical trainer, some physical trainer that I know, they just do fast movement circuit. I don't like this. Ama bu her antrenöre, her kondisyonere göre değişiyor onların ne yaptırdıkları. Bazıları mesela sadece çabuk hareketlerle dolu bir istasyon yaptırıyor. Yeah. Tamam. Pelin, ben sorabilir miyim? Tabii ki hocam, ben takip edemiyorum. Tamam. Ali, when do you have a limited time for fitness? Do you use yes. training like in the CrossFits? And are you using some CrossFit training types for volleyball? Let me explain in Turkish. Çok az bir zamanınız varsa, yani hani kısıtlı bir zamanınız varsa antrenmanlarda, CrossFit tarzı antrenmanları voleybol için kullanıyor musunuz sorusu var. Okay, you can use some CrossFit. I also did kind of in preparation time especially. Hazırlık zamanında, hazırlık döneminde CrossFit antrenmanlarını kullanıyorum. So after couple of weeks of preparation, then some part of hypertrophy, then you can move one week or two with this kind of system. İlk antrenmana başladığımızda, sezon başında hipertrofi antrenmanlarına gelene kadar 2 haftalık süreçte CrossFit antrenmanlarını bedenin uyumunu sağlamak için kullanıyorum. But in general my system is called non-linear system, which means in every training I put little bit of everything. Yalnız benim kullandığım antrenman çeşidi doğrusal bir antrenman değil. Her bir antrenmanın içinde her şeyden birazcık katmayı seviyorum. But of course it's not real fit, real CrossFit, because then the CrossFit athletes they go home, but my athletes they need to play volleyball, so it's too much.
Bu tabii gerçek bir crossfit değil. Çünkü crossfit yapan atletler crossfit yaptıktan sonra evlerine gidiyorlar. Ama benim oyuncularım crossfit yaptıktan sonra bir de üstüne voleybol antrenmanı yapacaklar. Bu nedenle bu crossfit antrenmanlarının özenle seçilmesi gerekiyor. Okay, Pelin? There is a question about how do you measure the performance? What's the point of view? What do you have in your scale? Ali'nin performans ölçüm skalasında ne gibi faktörler var diye sormuşlar. I'm not so much a test guy. Ben çok fazla testten hoşlanan bir tarza sahip değilim. Because, as I said, I prefer to work in a little bit more other things and believing that the performance will come together with volleyball. Ben performansın voleybolla birlikte geleceğine inanıyorum ve diğer şeyleri çalışmayı sevdiğimi size anlatmaya çalıştım. The only test I do is the vertec jump test. Vertec sıçrama testi uyguluyorum. Sadece uyguladığım bu. And in national team, okay, we have the vert, so all the numbers are there. Milli takımda biz vert kullanıyoruz sıçramaları ölçmek için. Ve bütün sıçramalara sahibiz ve bunları analiz ediyoruz. And we analyze from that. My understanding of the performance level is watching my player in fitness room every time, following the paper, asking them to write every time what they do, how they feel, and I can see the trend. Benim ölçüm şeklim, oyuncularımı ölçme şeklim, fitness'ta onları antrenman yaparken gözlemlemek, izlemek ve onlara verdiğim antrenman kağıtlarına yazdıkları kiloları ve tekrarları takip etmek. Okay, and I think Pelin, bu Pelin'cim İngilizce Türkçe karıştı, çok özür diliyorum. Sanırım bir son soruyu alalım çünkü iki saattir evet. Şey yapıyoruz yani. Ali, hani, the questions are keep going and we have to close the deal now, so some okay. Very last questions. If we can go like this, we can end up in the morning answering the question, Ale. Yeah, eğer I know böyle it's... gidersek sabaha kadar devam edeceğiz ve soruları cevaplamaya. Hani Ale de bir sordukça cevaplıyor. Bence şu soruyu soralım ve bitirelim diyorum Pelin'ciğim. Tabii ki hocam, siz nasıl uygun görürseniz. After fitness to ball training, because of the fatigue in central nervous system, what would you do to decrease risk of injury? Can you repeat after? Sorry, I can read also. No? It's in Turkish. He said that first you do the fitness and then you go to ball training. There's gonna be fatigue in central nervous system. What are you doing to decrease this fatigue? What type of methods are you using? Yes. If there is fitness before and then after ball, first of all, I don't exaggerate with the fitness and risking to increase the risk of injury. Okay, Ali, I forgot to translate the question. It's gonna be a long work. Arkadaşlar, soru şöyle. Fitness'ten sonra top antrenmanına geçilirken merkezi sinir sistemindeki yorgunluktan dolayı sakatlanma riskini en azına indirmek için kritik noktada neye dikkat ediyor? Ali'nin cevabı da fitness'ten top antrenmanına geçerken en önemli kural fitness'i çok abartmıyorum dedi. Yes, Ali. Second, even more in this situation, I try to do what they will not do during volleyball. So during volleyball will be fast movements, jumps, everything. Yaptığım ikinci önemli ayrıntı ise voleybol antrenmanlarında ne yapmayacaklarsa onu yapmaya çalışıyorum diyor. Çünkü voleybol antrenmanlarında eğer patlayıcı hızlı hareketler yapacaklarsa
fitness'in içine bunları dahil etmemeye çalışıyorum. So in fitness room I will in fitness room for sure I will not make extra jump and dynamic stuff, but I will I will do slow movement in order to stress the nervous system and the muscle in a different way. Burada merkezi sinir sisteminin yorgunluğunu ve kasların yorgunluğunu azaltabilmek için mümkün olduğu kadar sıçrama yaptırmıyorum ve hareketlerin hızını yavaş tutuyorum. I think we are done. Ale, it's great to be with you. Thank you for all those great knowledge that you Thank lost. You for your unexpected work tonight. Thank you, always. Thank you. Ben çok teşekkür ediyorum ve lafı Pelin'e bırakıyorum. Pelin'cim, sen de.